Dur ya, dur ya. Sevgili seyirciler, reyting rekorları kıran programımız Ünlüleri Tanıyalım'a hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Merve Özbey. Merhabalar. Merve hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Yeni yıla sizle beraber gireceğim için gerçekten çok mutluyum. Ay teşekkür ederiz ama biz hiç mutlu değiliz. Evet efendim. Hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi Merve Özbey'in eski sevgilisi Ananda Moa Jaladdi Bey'e bağlanıyoruz. Ananda kim be? Ananda kim ha? Ben senin 10 yıl önce yoga yapıp tanıştığın Hint sevgilinim. Ne çabuk unuttun yoga yaptığımız o günleri. Ben hiç yoga yapmadım ki. Ha, ben de yapmıyorum artık. Zaten konu da o değil. Ben biraz sıkıştım. Bana 35.000 ruble, Hint rublesi gönderebilir misiniz? ben bu adamı tanımıyorum. Ne konuştuğunu da anlamıyorum. Alın bu Hint fakirini yayından, daha fazla uğraşın. Ha, tabii anlayamazsın. Ben burada Hintçe konuşuyorum. Neyse, iyi yayınlar. Yanlışlık oldu herhalde. Ah, bizde yanlışlık olmaz. Evet sevgili seyirciler, Merve Özbey'in parasını pulunu çaldığı eski sevgilisi Ananda Moa Jaladdi Bey'i dinledik. Beyefendi, öyle bir şey olmadı. Sus be! Evet. Bahadır Bey. Bahadır mı dedi o? Evet, yine dedi. Olayım. Evet, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Mete Hanım, hoş geldiniz. Beyefendi, Mete değil, Merve. Ben zaten koskoca Mete Han'a hoş geldiniz Mete Hanım diyerek buradan bir göz kırptım. Sevgi gönderim. Siz niye özenize aldınız ki Meltem Hanım şimdi? Beyefendiciğim, bıyıklarınıza kurban olayım. Meltem değil, Merve. Çok güzel Merve dedin. Aklıma süpersonik, egzotik bir soru getirdin. Ah, şahane. Anne, ben bu akşam Merve'lerde kalacağım. Cümlesindeki Merve sen misin? Bazen. Anne, ben bu akşam gerçekten Merve'lerde kalıyorum. Beyefendi. Merve, ben sende kalıyorum bu akşam, tamam. Niye bende kalıyorsunuz? Aşk olsun sana be. Aşk olsun be Makbule. Sen bende kalmak istesen ben buna onay veririm. Ne hemen şey yapıyorsun? Beyefendi, birincisi Makbule değil, ikincisi ben de sizde kalmıyorum, siz de bende kalamazsınız. Ne var yani bir ünlü olarak bir halkın evinde kalsan mualla? Ne var yani bir gelsen belki bir arkadaşlık olur. Ya ben çok sıkıldım, benim başka sorum yok Mehmet Bey. Aa, bir dakika. Hem konuk çağırıyorsunuz, hem azarlıyorsunuz, hem de siz de orada yalı kazığı gibi dikilmiş hiçbir şey yapmıyorsunuz efendim. Nanik! Sevgili seyirciler, Merve Özbey'i asla iplemediğimiz program tüm hızıyla devam ediyor. Şu bey. Merve, konser başına kaç para alıyorsun? Sana ne birader? Ya bütün parayı elbiseye yatırıyorsun ya. Paranı boşa harcama. Beylikdüzü'nde ne var? Oralar çok değerli. Ya anam mısın, babam mısın? Nereye yatırım yapacağımı sana soracak halim yok herhalde bu yaşta. O kadar para veriyorsun. Ona verdiğin parayla kaç tane aile akvaparklarda gönlünce eğlenir be. Evet. Ya ya ya, abartmayalım, indirimden aldım. İndirimden. Merter'de aynısı 20 lira. Sen bana 100 lira ver, üstü bende kalsın. Aptal aptal konuşmasak artık. Oo. Tepki alkışı, tepki. Bravo Mahmut. Aferin Mahmut. Sevgili seyirciler, Merve Özbey'in insanları aşağılayıp suratlarına puh diye tükürdüğü program tüm hızıyla devam ediyor. Bayan. Ha. Şarkılarınızda sevgilerinizi, o eski sevgilerinizi o kadar sitem edeceğinizi bir çay demlemeyi düşünmediniz mi? Vallahi ben niye demliyorum ki? O demlesin, konseri verip eve gelen benim. Oo. Güzel vurur ifadesi. Sen daha çok yalnız gezersin bir tanesi. Kadın, otur oturduğun yerde, gerçekten seni burada parçalarım, elimden kesin. Bir şey yapmadım. Sevgili seyirciler, Merve Özbey'in insanların ağzını burnunu kırdığı program tüm hızıyla devam ediyor. Evet, bakıyoruz. Ananda Moa Jaladdi Bey'i de dövmüş. Buyurun efendim. Az şöyle geldim de soluklarım, nasıl bir dayak yemek bu ya? Gel, dikkat et. Aşırı kokuyor. Evet. Son olarak şu bey. Şu bey. Merhabalar. Merhaba. Geçen gün metrobüste hiç tanımadığım birilerine
sırf şarkı dilime dolandı diye usulca sokulup vurur yüze ifadesi bulur seni bir tanesi dedim. Sonra ne oldu? Vurdu yüzüme bir tanesi. Yeter, gerçekten fenalık geldi. Biri müdahale etsin gerçekten. Çok iyi oynamadı mı ya? Merve Hanım. Yeter, gerçekten fenalık geldi içime, yeter. Böyle büyük bir oyuncu olarak bir şarkı söylemenizi isteriz. Oyuncu olarak bize şarkı söyler misiniz? Önce çağırdığınız konuğun ne iş yaptığını bir öğrenin. Ben oyuncu değil, şarkıcıyım. O yüzden yeter, beni bırakın. Ben şarkımı söyleyeyim ve bitsin artık bu çile Allah rızası için. Şarkıcıymış. Sevgili seyirciler. Ama sesi güzel. Şarkıya geçmeden önce programımızı muhteşem bir şakayla son buluyor. Seneye görüşmek dileğiyle. Seneye görüşürüz. Seneye beni ya. Senin sonu ya.